Padova'da San Antonio Kilisesi'nin dışındaki meydandayız ve kavşağın karşısından Donatello'nun 15. yüzyılın ortalarından kalan o ünlü Gattamelata binici anıtına bakıyoruz. Donatello Roma'da uzun bir süre geçirmişti. Padova'da yaklaşık 10 yıl kadar kalmış ve birkaç önemli görevde çalışmıştı. Ama bu onun en ünlü eseri Ayrıca Donatello'nun Roma'ya iki kez geldiğini de not etmekte fayda var. Çünkü böylece Marcus Aurelius'un o görkemli binici heykelini görebilme şansını yakalamıştı. Bu antik heykelin ona ne kadar sıra dışı görünmüş olabileceğini anlamak bizim için biraz zor olsa gerek. Donatello'nun yaşadığı bu dönemlerde Orta Çağ'ın son zamanlarına ve Rönesans'ın başlarına kadar bu boyuttaki bir tuncun nasıl işlendiğini unutmuş bir kültür vardı. Başka bir deyişle eski çağlardan kalma artık yapamadıkları bir heykele bakıyorlardı. Bu Donatello için kesinlikle bir meydan okumaydı ve o da bunu kabul etti. Bin yıl sonra Tunç'tan bir anıt heykel, bir binici heykeli yapabilir miyiz? Binici heykelinin ayrı bir zorluğu vardır. Gata Melata'ya bir bakın. Muazzam bir at görüyorsunuz. İnsan vücudunun kütlesiyle birlikte tüm bunlar dört ince ayağın üzerinde duruyor. Gösteriş içinde heykel tıraşın, Marcus Aurelius heykelinde yaptığı gibi atın ayaklarından biri yukarı kalkmış. Açıkça görülüyor ki Donatello bunu yapma konusunda istekliymiş. Ama tam olarak o heykeldeki gibi yapamıyor, bunun yerine sol ön ayak toynağını bir top güllesinin üzerine koyuyor yine de o ayak çok hassas bir şekilde topun üzerine koyulmuş. Bu aslında heykeli taşıyabilmesi için çok küçük bir nokta. Bu ağırlığı gerçekten de fazla destekliyor olamaz. Yani çok iyi bir iş çıkarmış. Yalnızca bu boyutta bir tuncun nasıl işleneceği konusunda bilgi eksikliği sebebiyle değil, aynı zamanda orta çağda insanların ilgisini çekmediği için de bu değeri bilinmeyen bir heykel. Bu anıt büyük birini anımsatıyor. Günümüze yakın büyük bir şahsı hatırlatıyor. Ve bu bir ortaçağ kutlama ya da sadakat anlayışına aykırı bir durum. Orta çağda bir azizin heykelini görürdünüz. Oysa o bir aziz değil. O çok yetenekli bir komutan ya da bir kondotiere diyelim. Yani bir tür paralı ordu komutanı ki bu o zamanlar çok yaygındı. O Venedik şehri için kiralanmıştı ve bu şehir Padova'dan yarım saat uzaklıkta. Ayrıca bu bölgeyi Venedik'e katan, diğer bir deyişle Venedik'i deniz dışında kara üzerinde de güçlendiren kişi odur. 15. yüzyılın başlarında Venedik, ana kara üzerinde daha da çok şehir ele geçiriyordu ve Padova da bu şehirlerden biriydi. Sözün özü, biz aslında Padova'yı ele geçirmiş bir ordu komutanına bakıyoruz. Bu anıt Gatamelata'nın ailesi tarafından ısmarlanmıştı. Bu arada Gatamelata ballı kedi demek. Bu lakabın kökenini bilmiyoruz ama bana anlamlı gibi geliyor. Belki askerleri ona öyle sesleniyordur. Ama asıl ismi Erasmo Danarni. Ailesi onu bu önemli San Antonio Kilisesi'nin ki bu büyük bir hacı kilisesiydi, içine gömmüş ve Venedik hükümetinden kilisenin dışına da onun adına bir heykel dikilmesini istemişti görünen o ki hükümet de kabul etmiş. Anıt bir şahsın anısına yapılmış ama aynı zamanda Padova'nın büyüklüğünden Venedik'in büyüklüğünden de bahsediyor. Onu bu devasa kilisenin dışarısına koyuyorlar ve böylece şehre duyulan hayranlık dindar toplumla bir bağlamda birleştirilmiş oluyor. Donatello'nun bu eseri bir güç gösterisidir. Hem figürü hem de atı tasvir etmesinde bir tür incelik vardır. Her ikisi de çevrelerindeki dünya ile kendi tarzları ile iletişim içerisinde olan bağımsız figürler. Böylece figür tüm kontrol elinde gibi durabiliyor. Elinde sopası var ve dışarıya bakıyor. At da çok güçlü ama dönerken aşağıya bize bakıyor. Çok canlı görünüyor. Donatello meydan okumayı kabul ediyor ve antik Romalılardan daha ileri gidiyor. Marcus Aurelius'a bakınca asil ama askeri gücü eksik. En azından burada gördüğümüz kadar askeri gücü olmayan birini görürüz. Gata Melata ise üzengilere ayağını iyi geçirmiş ve üzerlerine basıp dik duruyor. Vücudu dimdik. Atın üzerinde düz bir şekilde dengede duruyor. Kilisenin dışında bu açıdan bakınca aynı zamanda poz veriyormuşçasına atın sola döndüğünü, güzelliğini ve cesaretiyle gösteriş yaptığını görebiliyorsunuz. Aslında at bizim ona baktığımızın farkındaymış gibi duruyor. Donatello belli ki at anatomisini iyi incelemiş. Bunun yanında o zamanlar insan anatomisini incelediğini de biliyorduk. Naturalizme ilgisi burada gayet açık gözüküyor. Bu Rönesans'ın ilk zamanlarına ait fikirlerin zirve noktası. Mesela atın o geniş suratı, bazı damarları görebiliyorsunuz. Burun delikleri de açılmış. Bu açıkça doğrudan bir gözlem üzerine yapılmış. Aynı şekilde Donatello insan vücudundaki kontrapostla da ilgilenmişti. Bir zaman dilimi ve bir alan dahilinde atın gerçek hareketini görebiliyoruz. Bu anıt, bir şahsın başarılarını anmasıyla, antik çağlardaki eserleri hatırlatması ve hatta onlardan daha başarılı olmasıyla Rönesans hümanizminin iyi bir örneğidir.